Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerliyor. Venüs Koç burcunda ve 3 Nisan'da Merkür de Koç burcuna geçiyor. Gökyüzü oldukça ateşli, hızlı görünüyor ayın ilk yarısında. Merkür de çok hızlı ee, ve Koç burcu sizin haritanızda 8. ev. Yani ay, bu ay genel olarak aslında finans konuları, para konuları, ödemeler, alacak verecek konuları biraz hani sizin için öncelikli ve buralarda hızlı gelişmeler de var. Kredi konuları, banka işleri, belki bir vergi yapılandırması veya hani bir miras konusu, nafaka ile ilgili bir konu olabilir. Yani bunlara odaklandığınız, bilgi paylaşımları yaptığınız, kararlar verdiğiniz bir süreçtesiniz. 12 Nisan'da Koç burcundaki yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşıyacak. 22 derece koç burcunda doğuyor bu yeni ay ee, ve 27 Nisan'a kadar olan süreçte aslında tüm bu hisseli paralar, borçlanma konuları, ödemeler, para işleri e, ya da bir kredi konusu bunları e, karara bağlamanız, bunlarla ilgili bazı önemli kararlar verilmesi ya da e, işlerin başlatılması da, mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. herkes aynı şekilde etkilenmek zorunda değil Belki siz etkilenmeyebilirsiniz de bu yeni aydan 22 derecede olacağı için özellikle kişisel gezegenlerinizin 22 derece ve yakınlarında olması önemli ve önce burçlarda özellikle koç terazi yengeç oğlak gibi burçlarda gezegenlerinizin olması bu yeni ay döngüsünü biraz daha sizin için önemli hale getirebilir evet e, koç burcunda doğacak yöneticisi Mars o da ikizler burcunda ve 23 Nisan'a kadar Mars zaten ikizler burcunda enerjinizi genel itibariyle biraz hani geleceğinizle ilgili konulara özellikle iş konuları, kariyer konuları, yatırımlar, para konularına odaklıyorsunuz belki bir iş kuruyorsunuz şu dönemde bunun için para arayışlarınız var veya var olan işinizle ilgili çabalarınız var bununla ilgili belki yine çözmeniz gereken maddi sorunlarınız var aile ile ilgili konularda olabilir e, bu süreçte e, enerjinizi genel olarak e, toplumdaki duruşunuz, statünüz kariyer sorumluluklar görevler bunlara daha fazla odakladığınız bir dönemdesiniz ve bunlar ayın özellikle ilk yarısında hızlı bir şekilde ilerleyebilir 14 Nisan itibariyle Venüs boğa burcuna geçecek Venüs çok güçleniyor 14 Nisan itibariyle ee, bu tabi e, size de destek olmaya başlayacak. Kendinizi en azından biraz daha huzurlu ve güvende hissetmeye başlayacaksınız. 19 Nisan itibariyle gezegeniniz Merkür de Boğa burcuna geçiyor, Güneş de Boğa burcuna geçiyor. Ayın ilk yarısında o gerek parasal konularda, gerek kariyer konularında harcadığınız çaba, mücadele yerini biraz daha huzura bırakacak aslında. Biraz daha akışta kaldığınız bir dönem, daha bir kabulleniş içerisinde olduğunuz dönem. Bazı problemleri çözerek de tabii ki bu istikrarlı güveni sağlayabilirsiniz. Ayın ilk yarısında yaptığınız çalışmalarla beraber de ayın ikinci yarısına daha huzurla bir geçiş yapabilirsiniz. Keyif aldığınız konularda da planlamalar öne çıkacak. Manevi konular olabilir. Belki eğitiminizle ilgili konular olabilir. Seyahat gibi konular olabilir. Bunları özellikle önemsemeye başlıyorsunuz. 23 Nisan itibariyle Mars Yengeç Burcu'na geçecek daha duygusal tesirler var. Daha yakın çevre ilişkileri, arkadaş ilişkileri, işte özel hayatınızdaki planlamalar enerjinizi buralara yönlendiriyorsunuz. Belki aileyle bağlantılı da bazı e, çocuklarla da ilgili bazı konular yine ayın ikinci son 10 günlük dönemi özellikle gündeminizde olacak. 26 Nisan'da Akrep burcunda dolunay var. 7 derece Akrep burcu dolunayı. Bu dolunay e, sizin 3. evinizde. Güzel bir açıda aslında size ve destekleyici bir açıda bu dolunay yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, komşularınız, arkadaşlarınız onlarla ilgili konularda gündemler yaratabilir. Genellikle bir tamamlanma ve dönüşüm enerjisi taşır dolunaylar. Akrep de böyle bir burç zaten dönüşüm burcu. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 7 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve sabit burçlarda da yine gezegenleriniz bulunuyorsa özellikle bireysel etkileriniz artabilir. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bir anlaşma yapabilirsiniz. Bir iş girişimi, ticari girişimde belki bir Karar aşamasında olabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili bir mevzu yine gündemde olabilir. Bir seyahat tatil organizasyonu yapabilirsiniz örneğin. Bu dolunay döngüsüyle beraber hızlı haberler olabilir. Çok sayıda haber, konuşma, görüşme, toplantı, bilgi alışverişinin olabileceği bir süreç. Ve bunlar tabii ki sizi bazı konularda karar vermenizi etkileyebilir. E, i̇letişim cihazlarıyla da ilgili etkiler var ya veya kullandığınız araçla da ilgili olabilir. Örneğin artık yenilemek istediğiniz bir bilgisayarınız, telefonunuz var. Belki bu dolunayda bir karar verebilirsiniz ya da e, otomobilinizi yenilemek istiyorsunuz ya da onunla ilgili belki satmak istiyorsunuz. Bazı gelişmeler olabilir. E, tüm bunlar ayın sonları, özellikle 23 Nisan'dan itibaren ayın son haftasında gündemimizde olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.